İşte Yusuf Yalmancı, Türkiye'nin gururu, Türkiye'nin bir tanesi, Türk kadınlarının sevgili kuaförü Yusuf Yalmancı. Arkadaşlar, bugün size başımıza geçen olaylardan sonra biraz böyle huzura erdirecek, kafamızı dinleyecek bir video çekeceğim. Bu videomuzda biraz uyuyabilirsiniz. Çünkü dolardı, seçimdi, Kılıçdaroğlu'ydu, AK Parti'ydi, inceydi falan derken biraz psikolojimiz bozulmuş olabilir. Şimdi kafamızı dinleyeceğiz ve biraz huzur bulacağız. Hadi isterseniz videomuza başlayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu saçma videoya yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi başlayalım. Ayşe'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir video. Tam kuaförlerin birbiriyle müşterisiyle arasındaki konuşma. Sen beni biliyorsun. Saçın yamuk olmuş. Gerçekten inanılmaz. Hadi iyi seyirler herkese. Ya biz burada bir yerimizi yırtıyoruz, sizlere bir şey anlatalım diye. İzlemiyorsunuz. Ya şöyle videoları nasıl izliyorsunuz ya? Bir de 330 bin kişi izlemiş ya. Nasıl izliyorsunuz ya? Şaka gibi ya. Vallahi Ayşe, tebrik ediyorum.
Bir gün gel birbirimize fısıldayalım lütfen. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Böyle bir akım başlattın ve devam ettirebiliyorsan tebrikler, tebrikler, tebrikler. Çünkü arkadaşlar her geçen gün bir manyak çıkıyor. Bunu hakaret olarak hani algılamayın. Ondan sonra adliyelerde sürünüyorum. Bir manyak çıkıyor ve bir şey çıkarıyor. Tamam mı? Yok 2 senedir saçını yıkamayan, yok işte 3 senedir götünü yıkamayan, işte şimdi bu. Yani daha neler göreceğiz gerçekten çok merak ediyorum ve hepsini de merak ediyorum. Hani biz neyi kaçırıyoruz ya da biz nerede hata yaptığımızı bize gerçekten o kadar net bir şekilde gösteriyorsunuz ki hepinize çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ya bu video böyle devam ediyor. Bir kuaförün müşterisiyle arasında geçen fısıldılardan ibaret bir rahatlama videosu yapmış Ayşe Asem. ASMR ne ya? Rahatlama videosu. Tövbe. Ben para sesim mesela. Beni rahatlatır. Böyle muhasebeye çıkıyorum bazen. Tamam mı? Gözlerimi kapatıyorum. Ramazan diyorum. Say oğlum. Tırrrr. Hemen makine sayıyor. Tırrrr. Makine sayıyor. Ben var ya o kadar rahatlıyorum ki ama sesten rahatlıyor. Bir de yorgunsa. Mesela hostesler bu konuda muzdaripler. Çünkü çok yorgunluyorlar. Nöbetten geliyorlar. Mesela doktorlar geliyor bazen nöbetten çıkıp. Ve hani böyle gözlerinin hani gittiğini biliyoruz fön çekerken. Ama saç kesiminde daha çok yaşıyoruz bunu. Ama şu konuşmaların hepsi gerçekten kuaför salonlarında oluyor. Yani şu videonun orijinalini de izleyin. Bu videoyu da izleyin. Bilmiyorum. Ben şimdi kalkacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hani bensiz izleyin. Böyle bir gözlerinizi kapatın. Gerçekten kuaförde belki de sizlerin de yaşamış olduğu bazı diyalogları duyarsınız ki hepsi gerçek. %100 gerçek. O yüzden size iyi seyirler diliyorum. Çünkü ben bu videodan sonra uyumaya gidiyorum. Kalın sağlıcakla. Videonun sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve bizi San Kuaför Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Kamera arkasında Artist Dijital'de çok teşekkürler. Bugüne kadar neden böyle bir şey düşünemedik diye ekibe şimdi kızacağım. Görüşürüz.